Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de akşam sürüşü. Evet, önde hanım sürüyor, arkada ben. Değerli dostlar, akşam yolculuğu da ayrı bir keyifli. Işık fena değil, hatta selektörü de birazdan gösteririm, şimdi hanım yanlış anlamasın. Önde flansımız var, hanım onu sürüyor. Kızımla ben, evet kızım. Kızını ben arabadayım. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar. Selektör yaktığınızda şöyle çekiyorsunuz kendinize. Çok bir yere aydınlatmıyor. Yine ufak bir şekilde ileriye aydınlatıyor. Ama aydınlatması fena değil değerli dostlar. Tabi kalkta bir otomobil gibi çok ileriye aydınlatmıyor, onu bilin. Aydınlatma mesafesi bu kadar. İçerinin göğüs ışığı iyi. Görsellik olarak yeterli bir ışık sunuyor size. Aynaların dediğimiz gibi konumları iyi. Arkayı falan kontrol edebiliyorsunuz. Zaten hızınız 45. Evet. Şöyle duralım. Sevgili dostlar, şimdi 101 kilometre oldu. 76.6 volt bir enerjimiz kaldı. Herhalde 65'e kadar düşüyor bu enerji. Sonuna kadar kullanmadığımız için bilmiyorum. Aracı da yeni aldığımız için onu da test etmedik ama bunu da sizlerle paylaşacağım. 82 voltta en dolu hali. Tahmin ediyorum 65'te de büyük ihtimal boşa yakın bir değer olmuş olacak. Yeterli bir enerjisi var mı? Var. Sonuç itibariyle 60 km size yol kat etmenizi sağlar. Eğer çok gaza yüklenmezseniz. En güzel avantajı arkadaşlar, bugün yağmurluydu mesela. Bugün sabah da size zaten gösterim yaptım gelirken. Yani yağmurlu havada, soğuk havada gerçekten motor kullanıcıları için müthiş bir kurtarıcı. Zaten o mahiyette bu aracı almıştık. Bir de bizim teslimatlarda da yardımcı oluyor. O da bizim için bir güzellik. Geriye kaçırmıyor. Daha önce bunun testini sizlere video paylaşmıştık. Geriye kaçırmada size bir destek veriyor. Yaklaşık 5 saniye, 6 saniye neyse. O da yeterli bir süre oluyor arkadaşlar. Trafik yoğun değerli dostlar. Hızınız yavaş olduğu için sağdan gitmek zorundasınız. Sağdan gidiyorsunuz. Elinizden geldiğince dikkatli gitmeye çalışıyorsunuz. Şimdi mesela dörtlü yakıp duracak önümüzde. Bu da iyi bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Evet tamam. Biraz olsun cebe girdi. Sevgili dostlar, yakıt konusu dediğim gibi çok aşırı bir tüketimi yok ama Lifepod 4'e çevirmek kesinlikle bu aracı lazım. Enerji verimini en iyi şekilde o zaman alıyorsunuz. Yokuş çıkarken bundaki olduğu gibi düşük hıza düşmüyor. Direkt hızınızda ise o hızda devam ediyorsunuz. Bunlar büyük avantajlar. Bakın yetişemeyeceğiz mesela 45 km hız olduğu için. Evet yeşil yetişebilecek miyiz? Gayret. Evet. Yetiştik değerli dostlar. Evet. Yetiştik ve geçtik. Arkamızdan da bir tane araba daha geçti. Evet canlar. Yani dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi ihtiyaç yönünden en iyi çözümlerden bir tanesi. Bakın ya selektör yapayım. Öndeki aracı aydınlatmıyor. Şöyle az bir şey yukarı kalkıyor. O kadar diyelim. Şöyle sağdan sinyal verelim. Bir sağa geçelim. Sağdan devam edelim sevgili dostlar. Evet canlar. Gece sürüşümüz de bu şekilde. Sizlere maksat gece sürüşünde göstermek istedim. Birebir sesi duyuyorsunuz zaten. Aracın çok aşırı bir sesi yok ama tabi otomobil gibi değil.
Fakat zamanla alışıyorsunuz. Bu sese de alışıyorsunuz değerli dostlar. Bu motorun sesi. Evet, hanıma yetiştik. Evet. Annene yetiştik benimle. Evet, anneni geçmemiz lazım. Evet değerli dostlar, tabii 45 kilometreyi nasıl geçeceksek? Sadece tek avantajımız aralardan kaçmak. Sevgili dostlar, çok da sizin vaktinizi de almak istemiyorum. Size kısım kısım böyle farklı şeyleri paylaşacağım. Bununla ilgili birçok video izlemiş olacaksınız. Hem deneyimlerimizi hem de düşüncelerimizi sizlere aktarıyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.